Merhaba sevgili örgü severler. Şerife'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu. Yine yepyeni bir anlatımla karşınızdayım inşallah. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan da ilk sizin haberiniz olsun. Kıymetli takipçilerim bildiğiniz gibi bu güzel yaprak modelli krop yeleğimi sizlerle beraber örmeye devam ediyorum. İlk önce bu yeleğimin model anlatımından bahsettim sizlere yaprak modeli olarak. Daha sonra bölümde ise birinci bölümde ise yeleğimizin bu taraf kısmını sizlerle paylaştım. İkinci bölümde ise diğer tarafını ilik açmasını yine kol evi ve yaka kesimini sizlerle paylaştım şimdi sevgili örgü severler şöyle hani güzel de görünsün diye ben düğmesini de diktim ilikledim. Bundan önleri tamam. Geleceğiz şimdi sizlerle beraber arkasını yapmaya. Sevgili örgü severler bu eleğimizde şöyle bir püf noktası var ki arkayla önü eşit sayıda yapmak zorundasınız. Yoksa hiçbir şekilde kesimleriniz denk gelmiyor. Çünkü başıma geldi birkaç kere söküp yapmak zorunda kaldım. Şimdi elimdeki büyük beden bir yelekti gördüğünüz gibi bu. E, 44 beden 44 bedene 42 44 bedene 46 bedene kadar olabilecek bir yelek. Bunun ben 4 yaprak uygulaması yaptım. Bakın önlere 1 2 3 4 yanlara yarım bu şekilde uygulamasını yaptım. Bunu yaparken arkada da bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yaprak ve yarımlarını yapmak zorundaydım. Bunu 7 yaptığınız zaman olmuyor. 9 yaptığınız zaman olmuyor. Çok e, ben çünkü denediğim için söylüyorum hiçbir şekilde sayı tutmuyor. Çünkü gördüğünüz gibi bizim arka kesimimizde yine V şeklinde. Onun için bizim şöyle iki tarafında eşit olmasına ihtiyacımız var. Aynı şekilde şimdi benim başlayacağım küçük beden. hani ördüm ya sizlerle önlerini bakın sevgili örgü severe kaç yaprak uyguladım ben bunu gördüğünüz gibi bir şöyle göstereyim size kenara çekeyim bir 2 3 yaprak ve gördüğünüz gibi şu yarım yaprak 2 ilmekle meydana geliyordu onu uyguladım arka yaparken de benim 1 2 3 4 5 6 ve yarım yapraklar uygulamam lazım şu lastik kısmı saymıyorum sadece bu lastik kısmını saymayacaksınız şu şekilde başladım bakın şu şekilde arkaya başladım 1 2 3 4 5 6 ve kenarda Aynı diğer tarafın önleri yaparken ki yaptığım gibi yarımla. Sevgili örgü severler toplamda 87 ilmek başlıyorsunuz arkayı. Üçüncü bölüme geçtik. Bu yeleğimizin zaten ben şimdi açıklama kısmına başlangıcından çift kat başlama tekniğine zaten her videomun altına ekledim ama buna da ekleyeceğim. Bu videomun altına çift kat başlama tekniğini ekleyeceğim. Modelin yapılışını ekleyeceğim. Yeleğimizin birinci bölümünü ekleyeceğim. Yine ikinci bölümünü ekleyeceğim. Bu da üçüncü bölümümüz. Arkasının yapılışı ve dikilimi. Sevgili örgü 87 ilmek başlıyoruz. Çift kat başlama tekniğiyle. Bakın anlatıyorum. 87 ilmeğe başladık. Arkasını bir sıra ters örüp tekrar öne geldik. 2 ilmek düz örüyoruz. Başına doluyorum. 5 ilmek düz ve 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Ortadakini yer değiştirip. Ve tekrar 5 ilmek düz. Aynı önlere uygulama yaptığım gibi sevgili sevgili. Aynı nasıl model kurduysam arkaya da aynı şekilde kuruyorum. Tekrar baştan başlıyorum. 2 ilmek düz, başına dola, 5 ilmek düz, 3 ilmeği birlikte kesiyorum. 5 ilmek düz. Bu 3 ilmeği birlikte keserken ortadaki ilmeği başalıyorum. 3'ünü bir kesiyorum. Diğerlerini de yaptığım gibi. 5 ilmekte sonra başına doluyorum. 1 düz, başına doluyorum. Tekrar 5 düz 3 ilmeği birlikte kes, 5 düz. Başına dola, 1 düz. Başına doluyorum. 5 düz, 3 ilmeği birlikte kesiyorum, 5 düz. Başına dola, 1 düz. Başına dola, 5 ilmeği birlikte 5 ilmeği düz örüyorum. 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Tekrar 5 ilmek. Başına doluyorum, 1 düz. Başına doluyorum. 5 tane düz. 3 ilmeği birlikte kes 5 tane düz yine başına doluyorum 1 düz başına doluyorum 5 düz 3 ilmeği birlikte kesiyorum 5 ilmek düz ördükten sonra başına dolayıp 2 ilmeği düz örüp bırakıyoruz böylece 87 ilmeğimizi yapmış olduk yani 6 tane yaprak uygulaması her bir yaprağımız 13'er ilmekten meydana geliyor aralarına birer tane düz uygulaması yapıyoruz ve böylece 87 ilmeği kurduk Başladık örmeye. Her zamanki gibi modelimizi uyguladık. Aynı önlerdeki kol kısmına, yaka kısmına geldiğimiz sayıya kadar öreceğiz. Nasıl yapmıştım? Bakın şu yapraktan sayıyorum. Şu uç kısmından sayıyorum. 1 2 3 4 yaprak tam. 5. yaprak yarım olduğu zaman. Yani 30 cm'deki geliyordu o da. Kol evi ve yaka kesimine dek geldiği sıra 30 cm'e geliyordu. Aynı o santimimizi yaptığımız zaman arkanın da kol kesime yerine gelmiş oldu. Bakın şöyle üstüne koyduğum zaman tam kesme yerine geldik. Bunda öyle bir şey var ki aynı önler gibi V şeklinde kesiyoruz. Değişik bir sırt kesimi var. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Şimdi sizlerle beraber yapmaya başlayacağım. Modelinizi uygula kurduk. Aynı şekilde ördük dümdüz olarak. Lastikler yok. İki taraflarda yarımlarım var. Başlıyorum arkayı yapmaya. Şimdi nasıl yapmıştık e, arkayı yaparken iki tane düzümü örmüştüm. Hani kol evini kesmeye başlamıştım ya bu taraftan. İki düzümden sonra artırma yapmamıştım. Bir, iki, üç, dört, beş düzümü örüp şu üç ilmeği ortadakini yer değiştirip kesiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş buradan artırmamı yapıyorum bir düz artırmamı yapıyorum bir iki üç dört beş ilmek düz örüyorum üç ilmeği birlikte kesiyorum bir iki üç dört beş başına doluyorum bir düz başına doluyorum bir iki üç dört beş 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Artık kol evi ve sırt kesimine başladık. 1 2 3 4 5. Şimdi sevgili örgü severler bakın tam örgümüzün ortasına geldim. Şu bir düz tam ortası. 1 2 3 yaprağım var. 1 2 3 yaprağım var tam tamına ortaya geldik. Yani 87 ilmek ya sevgili öğrenciler. Bu bir ilmeği çıkarsak 86. 43 ilmeğimi ördüm. 43 ilmeğim de bu tarafta. Ortada tek bir ilmeğim kaldı. Bunu şimdi ne yapacağım? İkiye ayıracağım. İkiye tam bu omuz kısmından, e orta kısımdan şu şekilde tekrar büyük yelek üzerinde de göstereyim. Bakın şu kısımdan ikiye ayıracağım sırt kısmını. Bunun için de burada artırma yapmıyorum. Şu bir ilmeğimi burada örüyorum ve diğer tarafa geçmiyorum. Diğer tarafa da şu elimde gördüğünüz aparatı takıyorum. Artık ilmeklerimi ayırt ettim. Çünkü bu kısmı geçip örmeyeceğim. İkiye ayırıyorum. Tamamen ortadan ikiye ayırdım. Şimdi bu ilmeklerimi şu şekilde bu aparatıma takıyorum. Bu kısmı örmeyeceğim. Artık ilk ördüğüm baş kısmı her iki taraftan keserek aynı önlerde yaptığım gibi sıfır yani küçük hale en küçük hale getirince kadar hocam Önde 7 ilmek kalmış diye yine 7 ilmek kalıncaya denk devam edeceğim. Kesmeyi gördüğünüz gibi bunu şişime taktım, aparatıma taktım. Şu şekilde ayırdım. Artık bu kısma gitmeyeceğim buradan geriye döneceğim ikiye ayırmış oldum yeleğimin sırt kısmını arka kısımda dediğimiz gibi her zamanki gibi arkada bir işlem yapmıyorum tamamen ters örüp öne geliyorum aynı bakın bir yeleğin bir tarafı gibi oldu ikiye bölünce diğerimizin bir tarafı gibi oldu yani ayrı ayrı hani kesme yapmıştık ya bunu da yine öyle keseceğiz bu kısmı 7 ilmek kalıncaya kadar bırakacağım Düğüm yaparken sevgili örgü severler şu düğüm e, şeylerinizi, iplerinizi biraz uzun kesin ki araya yok edeceğiz onları. E, kısa yaptığınız zaman orada kalır, e, çözülmesi, kopması çabuk olur. Onları bir e, uzun yapıyoruz. Arkada, örgünün arkasından onlar tığ yardımıyla yürütüp yok ediyoruz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi, bakın yine geldim ön kısma. Ne yaptım? İkiye tam olarak örgümü ikiye böldüm. Yalnızca bu kısma ben artık işlem uyguluyorum. Ne yapıyordum? İki kenar ilmeğim var. Artırma yapmıyorum. Bir, iki, üç, dört. Üç ilmeği birlikte kesiyorum. Bir, iki, üç, dört. Orta kısımda artırmamız devam ediyor. Her iki taraftan orada yaprak açıyorum. Bir, iki. 3 4 Gördüğünüz gibi orta kısımda artırmalarım ve 3 düzüm oldu. 1 2 3 4 Yine artırıyorum. 1 2 3 Orta kısımlarda bir şey yok. 2 3 4 Artırmalarımız tamam. Sadece iki baştan ne yapıyoruz? Artırmamız gereken yaprağın artırımını yapmadığımız için 3 Dört bakın şurada bir artırma yapmadığımız için bu orta kestiğimiz üçer ilmeler bunu küçültecek arkada bir şey yok tekrar ön sıraya geldim yine iki kenar ilmeği örüyorum artırmam yok 1 2 3 düz artırma olmayıp da burada kesimimiz yaptığımız zaman zaten her bir ilmek eksilmiş oluyor ön sırada 3 ilmekten sonra başına doluyorum kesmemden sonra ama ortadaki yapraklarımı hiç dokunmuyorum onları normal örüyorum 1 2 3 şimdi bu şekilde böyle yapa yapa bu yaprağı son e, bitme kısmında tekrardan size döneceğim orada hani kenarlarda bir takım işlemlerimiz oluyor önlerde de yaptığımız gibi onu görmenizi isteyeceğim ama her ön sırada artırma yapmadığımız zaman başlarda burada da 3 ilmeği birlikte kestiğimiz için bir ilmek muhakkak azalıyor bakın 1 2, 3 ve kenar ilmeği. Bura V şeklinde olacak. Yine buralar daralacak. Bu yaprağımızı bitirdiğimiz zaman geri döneceğim size. Evet örgü severler. Gördüğünüz gibi o yaprakların bitene kadar aynı işlemleri yaptım. Burada artırmadım. Ortada kesimlerime devam ettim. Bakın küçülmeye ve şekil almaya başladı. Ön tarafı ikinci bölümü izleyen arkadaşlar bilir. Ön tarafları nasıl yaptıysam burayı da aynı şekilde yaptım. <laughs> Şimdi sevgili örgü severler. Orada da hatırlarsanız sadece bir defaya mahsus şu kısımdan sadece iki ilmeği birlikte kesmiştim. Yine keseceğim. Bu aşamada şu yaprağı keseceğim. Şimdi geçerken de artırma yapmıyorum. 1 2 3 4 5 düz. Yine ortadakini keseceğim. 3 ilmeği 1 2 3 4 5. Başına doluyorum 1. Başına doluyorum 1. 1 2 3 4 5. 3 ilmeği birlikte yine kesiyorum. 1 2 3 4 5. Kenarda yine 2 ilmeğim var. Bu kısımda bir sıkıntı yok. Buraya 2 ilmeği öreceğim. Bunun amacı da şu sevgili sevgili. Yani burada da iki, burada da iki ilmeği eşitlemiş oldum bu sıra. Burada bir ilmeği keserek daha sonraki aşamada da yine burada bir işlem olacak. Ee, yani bir işlem yapmayacağım ama bu ilmeklerimiz üçe çıkacak. Şimdi ne yapıyorum? Artık normal bir şekilde yine arkayı ters olarak öreyim başa geçeyim. Yine ön sıraya geldim. Aynı Bakın kesme işlemi önlerle aynı gidiyor sevgili örgü severler. Ne yapacağım? Bu kenardaki artırmalarımı yapmayacağım. Ortada kesmeye devam edeceğim. Bu sefer bu iki yaprağımıza tamamen kapanınca yine bu kenarlarda küçülme olacak üçgen şekilde aynı bu şekilde. Şimdi şu sıradayım mesela şimdi şu sıradayım sevgili örgü severler. Bakın işlemimizin sonunda sadece bir yaprağımız kalacak. Şimdi ben o yaprağın kısmına geldiğim zaman sizlerle tekrar buluşacağım. Yani ne yapacaksınız? Şu kenarları şimdi öreceğim. Şu iki ilmeğimizi öreceğiz artık bu şeyde. Bu aşamada iki kenar ilmeğinden sonra modele geçeceğiz. Bir, iki, üç, dört. Bir önce beşti hatırlıyorsunuz. Artık dörde düştü. Kenarlarda ikişer ilmeğim. Ondan sonra dört, üç, üç keseceğim. Bir, iki, üç, dört. Daha sonraki sıra ne yapacağım? İki kenar ilmeğim, üç. İki kenar ilmeğim, iki kalacak burada. İki kenar ilmeğim, bir ilmek kalacak. İki kenar ilmeğim, sadece tek bir ilmek kalacak. Bu aşamaya gelince tekrar döneceğim. Evet sevgili örgü severler gördüğünüz gibi yine artırmadan e, yanlardan artırmadım kesme işlemi yaptım şu aşamaya geldim aynı önlerdeki gibi şimdi artık burada hiçbir şekilde şu da bir def defaya mahsus kesmiştim kesmeyeceğim hiçbir şekilde 3 ilmeğimi kenar ilmeği olarak kullanacağım artırmalarım bitti hiçbir şekilde artırma yapmayacağım 3 ilmekte sonra 3 4 5 ilmek düz öreceğim tam ortadaki 3 ilmeği birlikte keseceğim 1 2 3 4 5 Bakın yine 3 tane kenar ilmeğim kaldı. Şimdi sevgili örgü severler. Önlerde de aynı bu, bu yöntemi uygulamıştım. Bakın artırma yok. Sadece bu orta kısımdan en orta kısımdan 3 ilmeği şişimde 7 ilmek kalıncaya dek keseceğim. 7 ilmekten sonra omuz askısını yapacağız. Evet bakın sevgili örgü severler sadece 7 ilmeğim kaldı. Aynı önlerdeki gibi şu 7 santimlik omuz askısını burada da yapacağım. Bu 7 ilmeği 7 santim oluncaya dek öreceğim. Yani önlerde ne kadar yaptıysam bu askı uzunluğunu arkada da yine aynı şekilde yapacağım. Orada da nelere dikkat edeceğimi sizlere ikinci bölümde anlatmıştım. Şimdi tekrar etmeyeyim uzun süreç. Evet gördüğünüz gibi kestim. 7 santimde aynı önlerde ne kadar yaptıysam arkaya da o şekilde ask uzunluğunu yaptım. Biraz şöyle fazla ip bırakmanızı isteyeceğim sizden keserken çünkü omuz dikişini yaparken tekrardan ip bağlamayalım diye buradan keselim. Evet şöyle 30 santim kadar bir ip bıraktım. Bu şekilde bir tarafımızı bitirdik. Bakın şöyle göstereyim size. Bir tarafımı bitirdim. Sevgili örgü severler eğer bu yeleği yelek değil de süveter yapmak istiyorsanız önü de arkası da aynı benim anlattığım bu şekilde yapar dikerseniz çok güzel bir süvetere de kavuşmuş olursunuz. Genelde aynı şekilde yapılmış süveter de aynı bu modelin yelek olduğu zaman e, önlere lastik ve ilikler uygulanırken arkada süveter yaparken önü de arkayı da birebir aynı yapıp dikmişler. Çok güzel gerçekten süveter olmuş. Biraz da salaş ve büyük yaparsanız da daha güzel olmuş. Şimdi ne yapacağım sevgili örgü severler? Bu kısma geçeceğim. Bu kısma geçerken tekrar şişimi çıkarıp takacağım. Biraz ters taktım. Eğer düz takmış olsaydım bu kısımdan örerdim. Böyle bir aparatınız yoksa sevgili örgü severler bir şişe geçirin. önceden iğneye iplik takardık. geçirirdik. O ip içinde dururdu. Daha sonra şişimizi takıp o ipi çıkarırdık. Nasıl kolayınıza gelirse önemli olan burada ilmekler bir sökülmesin diye sağlamlaştırmak amacıyla bu küçük şeyleri kullanıyoruz. Dediğim gibi siz ekstradan bir şişe de takabilirsiniz. ipede ipe de takabilirsiniz. Yok ben şişimin üstünde dursun. Yine, o şekilde de örerim derseniz onu da yapabilirsiniz. Evet taktım bir tarafıma şişimi gördüğünüz gibi. Şimdi sevgili örgü severler tekrar buraya ipimi bağlayacağım. Bu kısmı örmemiştim. Buradan öreceğim. Hatırlarsanız buradaki ortada kalan tek ilmeği ben bu taraf kısma dahil ettim. Onun için burada ilmem eksik. Onu da başlarken şöyle bir tığ yardım ya da şişinizde bu ilmekten çıkarın. Tam ortadaki ilmekten gördüğünüz gibi çıkartın ve ekleyin. Hem böylece eşit bir dağılma olur. Bunu da buradan bağlıyorum. Hem de sağlamlaştırmış gibi olursunuz. İpimi bağladım. Aynı sayıya eriştim ve tekrar burada da aynı işlemlerimi yapacağım ne yaptım burada kenar gibidir. orta olarak düşünün ortadaki ipiniz ip, ip ilmeğim bir tane kalmıştı hemen modele geçerken Ar yan tarafta ikiydi burada yine bir olacak bu çıkardığım ilmeği düz olarak örüyorum modele geçiyorum 1 2 3 4 5 gördüğünüz gibi yine aynı normal işlemlerimi yapacağım artık burada diğer taraf gibi her yan taraftaki yaprakların artımını yapmadığımız için aynı şekilde küçülecek. Dediğim gibi ikinci bölümdeki kol evi ve yaka kesimi takip edenler burayı çabucak anlamışlardır. İkiye bölüyoruz. ikiye bölüyoruz. Her en ön sırada yan taraflardan artırmadığımız için ne oluyor? Yeleğimiz küçülüyor. V şeklini alacak şimdi arkası şeyde. Aynı yaka gibi arkamızda V şeklinde kesilmiş olacak. Bakın ortada kesmeyi unuttum sizle konuşurken yaprağın kesimini artırmadan sonra 5 ilmek tam ortadaki 3 ilmeği kesiyorum. 1 2 3 4 5 ilmek artırma yapmıyorum. 2 ilmek. Bu yaprağın sonunda bir tek şuradaki bir ilmek kesimimiz var. Ondan sonra birebir aynı devam edip gidecek yan tarafta. Evet sevgili örgü severler. dediğim gibi yine şu yaprak kısmına geldim. Şimdi burada biliyorsunuz sadece şu kısımda bir işlem uyguluyorum. O da bütün önleri yaparken, önde kesim yaparken diğer kesimleri de yapmıştık. O da iki tarafı eşitleme adına yaptığım bir işlem. Şimdi sizlere bunu tekrarlayacağım. İki tane kenar ilmeğim oluşacak. Bir, iki, üç, dört, beş tane düzden sonra ortayı yine keseceğim. Üçünü bir. 1 2 3 4 5. Ortayı yine yapıyorum normal. 1 2 3 4 5. Şu şekilde. 1 2 3 4 5. Ne yapıyorduk? Bir defaya mahsus iki tarafı eşitlemek adına buradan bir ilmeği kesiyorduk. Bu bu. Sadece yapacağımız işlem bu. Yine şu iki taraftan kesinlikle artırma yapmıyoruz. Ortadan kesmelerimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi yine şu yaprağımı açıyorum tekrardan. Aynı birebir bu tarafta ne yaptıysam burada da bu. Şimdi bu iki kenar ilmeğim ortada tek yaprak üç kenar ilmeğine dönüşüyor bildiğiniz gibi. Hiç artırma yapmadan kesiyoruz. 7 santimde e, aska kısmını yapıyoruz. Böylece arkamıza tamamlanmış olacağız inşallah. Evet sevgili örgü severler gördüğünüz gibi birebir diğer tarafı da aynı şekilde kestim. Zaten önlerin kesimi de arkanın kesimi de ikiye ayrıldığı zaman önlerle aynı e, sistem aynı yanlardan artırma yapmıyoruz. E, artırma yapmadığımızda modelimiz devam ettirdiğimizde kendiliğinden kesiliyor özel bir kesinti yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi arkamızda bu şekilde. Dediğim gibi eğer siz bunu süveter olarak düşünürseniz böyle iki parça halinde örersiniz, süveter olur, tutturursunuz. Yoksa yelek olarak örecekseniz böyle örersiniz. Şimdi gelelim sizlerle beraber bu yeleğimin tutturuluşuna. Sevgili örgü severler, isterseniz düğmesini açın, isterseniz açmayın. O size kalmış bir şey. Ters yerlerini şöyle düz yerlerini birbirlerine denk getirin. Ben böyle biliyorsunuz. Beni takip edenler bilirler. Bebek yeleklerinde de ufak tefek şeylerde tığ birleştirmesi daha çok hoşuma gidiyor. Daha düzgün durduğu için. Şu şekilde tığ birleştirmesi yapıyorum. Zaten e, koparırken de ipimi keserken de e, demiştim size ki biraz uzun keselim. Çünkü tığ işi tutturma yapacağım. Şu şekilde bunu ben sık sık yapıyorum. Bakın bir daha gerek kalmıyor iki ters tarafı birbirine dek getirdim şu şekilde daha sağlam daha muntazam gözüküyor bu ipimi de şu şekilde yok edeyim birkaç şeyi halinde zaten e, zincirle yaptığım için sağlam olmuştur ipimi yok edeceğim aynı şekilde diğer omuzu da bakın yine bu uzun koparmıştım ipimi şu düz yüzlerini birbirine dek getiriyorum tersler dışa gelecek şekilde. Şöyle birebir dik getiriyorum. Tığımda ilk önce bir zincir çekiyorum. Daha sonra bakın çekiyorum. Bunu çok ben birkaç modelimde de bahsettim tığ tutturulmasını. Kalın iplerde ve böyle bebek gibi küçük yapılacak işlerde çok modelle olmayan Yeleklerde de kullanabilirsiniz. Bakın yine bunu böyle sağlamlaştıralım. Çıkarayım. Yine keseyim. Omuzlarımızı bu şekilde yaptık. Bak. Gelelim yan tarafa. Bakın sevgili örgü severler. Yine aynı şekilde aynı işlem yapacağım. Fakat çok dikkat edin. E, kaymasın yapraklar. Yani birebir yapsın. Çünkü birleştirdiğimiz zaman bunu biz e, yan taraf tamamen e, sanki birleşmiş böyle biraz sonra tersini çevirdiğinde bakarız şimdi bu kısmı da aynı ben tığ ile tutturacağım yine en baştan şu şekilde bir sağlamlaştırıyorum daha sonra bakın aynı birebir çok dikkat ediyoruz iki tarafında iğneyle de dikebilirsiniz yani ben bunu size bir değişiklik olsun diye gösteriyorum ama iğneyle de yapabilirsiniz hiç sıkıntı değil şu şekilde tutturacağım. Çok germiyorum. Çok serbest de bırakmıyorum. Her iki tarafımızı da seviyorum bu, işi ben de bu dikişi. Çok muntazam oluyor. Çok sağlam oluyor. Şimdi sizlerle de hemen önünü çevirip bakacağım. Siz de bana hak vereceksiniz. Bu şekilde tutturacağım. Şöyle bir hemen çevireyim de size göstereyim. Bakar mısınız? Ne kadar muntazam oluyor, ne kadar düzgün oluyor. Şu şekilde. Dediğim gibi birebir de dik getirin çünkü burayı birleştirdiğimiz zaman bizim bu yaprak görünümümüzde burada oluşması lazım. Şimdi ben bu dikişi yapacağım. İnşallah son haliyle yeleğimizi sizlerle paylaşacağım. İnşallah bakalım ne çıktı açığı. Yeleğimin son hali derken bakın sevgili örgü severler, şu yan yapmış halime bir bakın gördüğünüz gibi bir bütünlük oluşturdu gayet güzel oldu daha dikkatli yaparsanız daha güzel olur şimdi sizlere örgüm örerken hani ipim bitmişti ve bağlamıştım dedim ki size biraz burayı uzun bağlayayım şöyle düğümünüz attın, yani daha güzel daha temiz iş yapanlar daha güzel yöntemler var fakat hani ben onlar yapmıyorum klasik düğüm atıyorum derseniz böyle bir düğüm yapsanız biraz uzun yapın demiştim şimdi onu nasıl yok ettiğimi de göstereyim size Hafiften bakın bir öne geçmeden tığımı arkadan şu şekilde çekip bir tane düğüm atıyorum bakın tekrardan. Bunu şimdi normalde kesseniz siz yine bir kere daha yapıyorum aynı şeyi. Normalde kesseniz direkt orada sökülme ihtimali var. Ama artık iki kere geçirip de bakın iki kere düğüm attım zincir çektim. Artık bundan sonra Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi hem çok belirsiz bir düğüm olur hem de sökülme ihtimalini ortadan kaldırsınız. Önde de gördüğünüz gibi hiçbir şekilde belli olmaz. Bir tarafı yaptım. Yine aynı şekilde diğer tarafı da tutturacağım. Geri döneceğim inşallah. Evet sevgili örgü severler. Gördüğünüz gibi dikişimi tamamladım. Şöyle size yandan da göstereyim. Bakın orada da bir sıkıntı yok. Dümdüz oldu. Tamamladım. Şöyle mankenim üzerinde görmek istiyordunuz size göstermek istedim. Bakın çok güzel, çok spor, çok güzel bir yelek oldu sevgili örgü severler. Krop, e, bedene oturan, e, isterseniz bunu büyütebilirsiniz. Tabi büyük bedeni dörmüştüm ben bundan bir öncekinde size kırmızı üzerinde gösterdiğim o da. Bu bundan biraz daha küçük bir bedendi. İki tane ip bile bitmedi sevgili örgü severler. Evet, iki tane ip bile bitmedi ama sizin iki tane ip almanız lazım. İki tane ipten dört düğmeyle harika çabucak örebileceğiniz kolayca örebileceğiniz bir yelek oldu. Şu şekilde göstereyim. Bak, evet sırt detayına da bakalım birlikte. Gördüğünüz gibi sırtımız da bu şekilde. Bakın ne kadar güzel oldu. Dediğim gibi sevgili örgü severler eğer süveter yapmak istiyorsanız tamamen benim arkayı anlattığım gibi iki parça yaparsınız. Birleştirirsiniz size süveter olur. Ee, rahatlıkla da örebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu da arkamız, omuzlarımız ne kadar güzel durdu. Sevgili örgü severler, şimdi ben bu yeleğime çok hafif bir ütü yaptım. en ütümün en kısık ayarında dokundurmakla dokundurmamak arası hassas bir şekilde sadece şu uç kısımlar hafif kıvrılıyordu. O kıvrılığı, kıvrıklığı hafif şöyle hani bir şey olsun şuralarda ne de e, düz, düzgün dursun diye bastım. İsterseniz yapamaya da yapmaya da bilirsiniz. Hafifçe uç kısımlarını e, yapıp daha sonra kullandıkça zaten kendi model kendini açacaktır. Onu da yapabiliriz. Ama ben şöyle hafif dokunuşlarla dediğim gibi değmekle değmemek arasında şalda yaptığım gibi birebir ütü yapmıyorum. Şallarda hiç çekinmeden basıyorum ütüyü ama bu ipliklerde bu böyle modellerde tabii ki de biraz daha hassas davranmamız gerekiyor. Şöyle hafif dokunuşlar da bulundum. Yine öyle yan detaya bakın. Gördüğünüz gibi hafif şurada ben bir kaydırma yapmışım. Bakın orada yaprağımız nasıl durmuş. Bunu biraz daha sonra toparlarım inşallah. Yani burada birebir dek getirmeniz sizin için daha iyi olacak ki daha güzel dursun. Gördüğünüz gibi şu da kol kısmı yandan görülüşü krop yeleğimin. Şu şekilde geriye doğru çekileyim. Evet sevgili örgü severler. İki ip, dört düğme. Harika. 38-40 bedene uygun bir yelek oldu. Daha büyüğünü yapmak için sevgili örgü severler. Onu da isterseniz büyüğü de size bir manken üzerinde göstereyim. E aklınızda bir fikir olarak kalsın. Bakın sevgili örgü severler bu da büyük bedene. Yani büyük beden dedim bu da 42 46'ya kadar olabilecek bir yelek. Yani bir şey tık büyüğü budur. Bu modelde öyle bir şey var. Mesela önlere üçer yaprak yaptım, arkaya 6. Bir büyüğünü önlere 4'er yaprak, arkaya 8 yaprak, yaprak yapmak zorundasınız. Çünkü bu şekilde ilerliyor. Mankenin üzerinde bol olduğu için bu şekilde duruşu var. Gördüğünüz gibi hem boyu hem göğüs kısmı tabii sayılar artması nedeniyle daha büyük oldu. Mankenin üzerinde durduğuna bakman bu da gayet güzel. Dediğim gibi 42 bedenden 46 bedene kadar rahatlık da olabilecek bir renk. Şey. Bir de bunun arka detayına bakalım. Yine bakın aynı şekilde V şeklinde kestim. Yes, Yapraklar ben hani 3'e 3'te ya bunda da 4-4 olunca biraz daha kesme şeyim uzadı bedene göre altta bu şekilde. Yine büyük bir beden örmek istiyorsanız siz 42 ile 46 arası bir süveter örmek isterseniz 8'er yaprak yanlarda tabi yarımlarımız var. 8'er yapraktan hesaplayarak böyle bedende bir süveter de yapabilirsiniz. Klasik modelleri tercih etmeyenler için, değişiklik arayanlar için, Krop yelek sevenler için, gençlerimiz için ya da bu tip örgüyü seven insanlarımız için de bu güzel yeleği sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir, siz de anlamışsınızdır. Üç bölüm halinde anlattım. Üç bölümden önce bir, bir bölümde sadece model anlatımını yaptım. Birinci bölümde yeleğimizin bir tarafını, ikinci bölümde diğer tarafı ve önlerin kesimini ve son bölümde de yeleğimizin arka detaylarını Dikişlerinden bahsettim. Böylece yeleğimi de tamamlamış olduk. Sizlerle beraber oldu, örmüş olduk. Umarım anlatabilmişimdir. Siz de anlamışsınızdır. Yepyeni değişik modellerde buluşmadan önce sizden ricam kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için oldukça kıymetli. Çok teşekkür ederim hepinize. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.